Sıcak gelişmelerin yaşandığı yeni bir haftanın ilk gününden herkese merhaba. Odak noktasında ben Mert Özdeş'le beraber yine bize ayrılan süre tam 16.30'u gösterdiğinde yine birlikteyiz. Herkese merhaba diyelim. Günün en son sıcak gelişmesiyle başlayalım. Kabinede tırnak içinde bir gençleştirme operasyonu diyebileceğimiz kabinenin Cumhuriyetçi Türk Partisi kanadında 3 ismin değiştiği bilgisi az önce bize ulaştı. Bu isimleri aktaralım hemen sizlere. Birazdan açıklama yapılması bekleniyor. Maliye Bakanlığı'nda bir değişiklik bekleniyordu. Maliye Bakanı Hasan Başoğlu görevinin başında olduğunu bu söylentiler üzerinde açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız. Ve şimdi bugün aslında bu değişiklik belli oldu. Değişen bakanlıklar arasında Maliye Bakanlığı da yer alıyor. Maliye Bakanı Hasan Başoğlu yerine Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerinden Birikim Özgür atandı. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'na ise Aziz Gürpınar dan boşalan koltuğun yerine Asım Akansoy atanmış oldu ve Tarım Bakanlığı'na da uzun süredir bu görevin başındaki Önder Senleroğlu yerine Erkut Şahali getirildi. Birikim Özgür, Asım Akansoy ve Erkut Şahali kabinenin yeni üçlüsü oldu. Genç üçlü CTP'lisi oldu diyelim. Bu değişikliğin yankılarını konuşacağız. Beklenen bir aslında değişiklik miydi değil miydi, zamanlaması, isimler, neden bu bakanlıklar noktasında bir değişiklik olduğu şüphesiz ki şimdi tartışma konusu olacak. Bunları da merak edeceğiz. Birazdan başbakanlıkta konuya ilişkin bir açıklama yapılacak. 3G bağlantıyla açıklama yapılır yapılmaz kameralarımızı çevireceğiz buraya. Bunu belirtelim. Günün bir öne çıkan başka gelişmesine de değinelim aslında. Göçeri Kömürcü'de bugün nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etkili oldu ancak hemen kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle birlikte soğutma çalışmaları şu anda devam ediyor ama yaklaşık 85 dönümlük bir alanın etkilendiği belirtildi. İşin ilginç noktası ise kiralanan yangın söndürme helikopterinin sözleşmesi bugün doluyordu. Tam da bugün böyle bir yangın çıkınca ilgili bakan, değerli izleyenler, başbakana acaba bu sözleşmeyi bir ay daha uzatmalı mıyız önerisini götürdü. Nasıl bir karar çıkar? Bunu da bekliyoruz. Sıcak da geçiyor havalar. Ekim ayına göre yangın riskinin de devam ettiği belirtiliyor. Bir başka tartışma konusu, geçtiğimiz haftaya damgasını vuran, aslında uzun süredir konuşulan, yıllardan beri konuşulan ama son dönemde bir başka tartışma konusuyla gündeme gelen su. Evet, Ahsın'ın projesi gerçekleşti. Adaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme ve kullanma suyu olarak yılda 75 milyon metreküplük suyu temin edecek olan projenin açılışını gerçekleştirdik geçtiğimiz cuma günü ama tartışmalar tam da şimdi başladı. Suyun yönetimi aslında işletilmesi konusunda. Suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti yönetecek ya da ilgili birimler yönetecek ama kim işletilecek? Aslında asıl soru bu ve bugün de mecliste bu konu tartışıldı. Muhalefetin sorularına iktidar partisi yetkilileri açıklama getirmeye çalıştı. Hala net bir duruş yok. Türkiye'nin tavrı bu konuda net gibi duruyor. Açılışın ardından bir değerlendirme gelmedi. Evet, bütün bu gelişmelerin yanında aynı zamanda dün Almanya Başbakanı Merkel'in İstanbul'da 6 saatlik bir teması oldu. Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi Merkel. Gündemde Suriye krizinin yanında aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde geldiği nokta ve fasıllar konusu da yer aldı. Bu bağlamda Türkiye'nin müzakerelerde önüne taş koyan Rumların da tutumu önemliydi. Zira en az Kıbrıs Türk siyasileri kadar Rum siyasileri de Merkel'in de Davutoğlu'nun açıklamalarına atıfta bulundu, eleştirdi. Çeşitli açıklamalarda geldi. Günün asıl öne çıkan maddeleri özetle bunlardı. Şimdi hemen stüdyoya geri dönelim ve çok değerli bir konumuz var. Aslında su projesine odaklanmak ve tartışmaları ve bu su projesinin dünden bugüne geldiği noktayı da değerlendirmek, konuşmak anlamında eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlarından Sayın Ali Çetin Amcaoğlu ile beraberiz. Kendisine hoş geldin diyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sohbetimize başlayacağız ama bir açıklama geliyor. Hemen kameralarımızı bu açıklamaya çevirelim. Başbakan'dan ve Cumhurbaşkanı'ndan konuya ilişkin açıklama gelecek. Bunun üzerinde görüşük yapmak istedikleri değişiklikler tabii ki başbakan olarak kendi tasarruflarıdır. Bu değişiklikleri ben de uygun gördüm.
Dolayısıyla hükümet şu andan itibaren daha değişik bir şehreyle devam edecektir yoluna. Yeni görev alacak olan kabine üyelerine ben de başarılar diliyorum. Ayrılmakta olanlara da verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum ve yeni yaşamlarında başarılar diliyorum. Önemli olan ülkemizde her geçen gün daha iyiye gitmek, reformları gerçekleştirmek ve Kıbrıs Türk halkının geleceğini daha mutlu, daha huzurlu, daha kalkınmış bir noktaya ulaştırmaktır. Kıbrıs sorunu bağlamında da bizim en büyük gücümüz bu olacaktır. Gelecekte oluşturacağımız federal yapıda yaşayabilir ve içine gireceğimiz Avrupa Birliği topluluğu içinde o birlik bünyesinde de yarışabilir bir toplumsal yapıyı bizim oluşturmamız lazım. Bu anlamda yapmakta oldukları değişikliğin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. Evet, kabinedeki değişikliği bu sözlerle değerlendirdi Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Başbakan. Değerli izleyenler, canlı canlı aktardık biz de. Uygun gördüm bu değişikliği dedi. Yeni görevinde yeni bakanlara başarılar diledi Cumhurbaşkanı. Başbakan Ömer Kalyoncu'nun açıklamalarına yetişemedik ama onun da aslında muhtemelen bu konuya ilişkin bir fikri, bir değerlendirmesi vardır. Bunu da aktarmaya çalışacağız. Kabinede gençleştirme operasyonu olarak da konuşulduğunu öğrendiğimiz bu operasyonun nedenleri tabii ki bundan sonra da bu hafta içinde en azından belki konuşulacak maddeler arasında. Bir kez daha ekranlarını yeni açanlara ya da konu hakkında bilgisi olmayanlara hemen bildirelim. Maliye Bakanlığı'na Birikim Özgür, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'na Asım Akansoy ve Tarım Bakanlığı da Erkut Şahali atandı. İsimleri birazdan açıklayacakmış Başbakan Ömer Kalyoncu, bunu da belirtelim. Biz de tekrarlamış olalım. Yeniden kameralarımızı bu açıklamaya çevireceğiz. Bunu da belirtelim. Yeni kabineye, daha doğrusu kabinedeki bu değişikliğe başarılar dileyelim. Hemen yeniden konumuza geri dönelim efendim. Sizin de o koltuklarda, daha doğrusu oturmuş olduğunuz koltuklardan birine bir görev değişikliği yaşandı. Hemen bunu sormak isterim. Önder Senderoğlu uzun süredir kabinede yer alıyordu hükümet değişikliklerine rağmen. Şimdi onun yerine Erkut Şahali atanmış oldu. Hem bu üç genç isim, hem bu isimler, hem CHP'li kabine değişikliği daha çok, bir de Tarım Bakanlığı'ndaki bu değişikliği nasıl yorumladınız? Şimdi tabii öncelikle ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Günün sonunda tabii ki bu arkadaşlar hükümette görev alacak ve bundan sonra yapacaklarıyla elbette ki bu ülkenin gelişmesine katkı sağlamaya çalışacaklar. Ama tabii kafalarda bu tip değişiklikler zaman zaman soru işareti yaratıyor. Şöyle ki siz biraz önce ifade ettiğiniz bir gençleştirme operasyonu diye bahsediliyor dediniz. Peki eğer durum buysa 3 ay evvel akılları neredeydi? Veya 2 yıl önce bu yöneticilerin akılları neredeydi? Bu soruya cevap aramak gerekir. Çünkü bu gerçekçi bir gerekçe değil. Başka nedenler olduğu muhakkak. Önder Senaroğlu'na gelince Sayın Bakan sanırım İrsen Küçükbey'den sonra en uzun süreli Tarım Bakanlığı yapmış siyasilerden bir tanesidir. Açıklama öyle geldi. Sözünüzü kesmek durumundayız. Evet, evet. Başbakanın açıklamalarına çeviriyoruz kameralarımız. Tamam, başlayabiliriz. Değerli basın mensuplarım, belli bir zamandan beridir zaten Maliye Bakanımızla ilgili bir konu basında yer almıştı. Arkadaşımız bir iki defa da hastaneye yattı kalp problemi nedeniyle. Onun bir talebi vardı.
Diğer iki arkadaşımız ise gençleştirme ve yeni genç insanların göreve gelmesi çerçevesinde bir görev değişikliği, bir nöbet değişikliği çerçevesinde yeni arkadaşlara görevlerini devretmiş bulunuyorlar. Bu durumda Hasan Başoğlu Maliye Bakanı yerine Birikim Özgür Maliye Bakanlığı'na atanmış bulunmaktadır. Tarım Bakanı Önder Senaroğlu yerine Ertuğ Şahali Tarım Bakanlığı'na atanmış bulunmaktadır. Ve İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar yerine Asım Akansoy İçişleri ve Çalışma Bakanı olarak atanmış bulunmaktadır. Bu arada ilk bakanlar kurulu toplantısında da Eltrik Kurumu'nun maliyeden alınıp Tarım Bakanlığı'na bağlanması için gerekli tüzük değişikliği de bakanlıkların kuruluşuyla ilgili tüzük değişikliği de yapılacaktır. Konuyu bilginize getiriyorum. Evet, soru. Yok. Görev devir teslimi olduğu insanda yani yeni bakanlar. Yarına yapılacak herhalde görev teslimi. Devir yani teslimi. Evet, evet. Tabii, tabii. Evet, teşekkür ederim. Evet, gençleştirme operasyonu biraz ilginç bir başlık. Aslında bunu da konuşmak gerekir Sayın Amcıoğlu. Az önce belirttiğiniz 3 ay önce akılları neredeydi? Yani bu hükümet kurulurken, kabine oluşturulurken neden bu düşünülmedi de 3 ayda mı bir yıpranma oldu isimler üzerinde? Ne dersiniz? Yani çok tuhaf bir açıklama aslında. Yani bu gerekçe bir kere sağlam bir gerekçe değil. Çünkü dediğim gibi siz 3 ay önce bir hükümet oluşturdunuz. 3 ay önce bunu düşünmek durumundaydınız. Ya hükümet edenlerin veya üst kademenin yönetim acizliği var bu konuda. Etkisi, yetkisi tartışılır durumda. Ya da olağanüstü bir takım gelişmeler olmuştur ki kabinede bu değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Evet. Tabii Sayın Kalyoncu'nun açıklamalarına baktığımız zaman Başoğlu'nun rahatsızlık nedeniyle görevden alındığını ifade ediyor. Tabii siyasiler içerisinde bu badirelerden çok geçmiş insanlar var ki bugün bakanlık koltuğunda oturuyor. Sanırım Sayın Başbakan'la bir rahatsızlık geçirmişti bir süre önce. Evet. Ciddi bir rahatsızlık. Dolayısıyla yani bu da çok haklı bir, çok ciddi bir gerekçe değil aslında. Dolayısıyla burada açık açık konuşmak lazım. Yani biz şunları hedefledik. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızla bu hedefe varamadık. Yeniden bir deneme süreci içerisine giriyoruz. Bu yeni arkadaşlarla o hedeflediğimiz noktalara ulaşmaya çalışacağız denmesi lazım. Çünkü burada o görev yapan bakanların tabii başarısız bakan konumuna düşürülmesi de çok ciddi bir handikap. Çünkü görevden alındı mı bir bakan, bir nedeni var muhakkak. Yani bir başarısızlık var. Gençleştirme ne kadar kabul edilebilir bir açıklama? Yani bu uzun dönem süren bir hükümetin içerisinde belki yıpranabilmiş, gerek özel gerek sağlık nedenlerinden dolayı ya da başarısızlığı nedeniyle bir bakanın değiştirilmesini anlayabiliriz ama 3 aylık kurulmuş yeni bir hükümet içerisinde, yani Önder Bey'i bir kenara bırakalım. Önder Bey bir önceki Demokrat Parti ile oluşturulan koalisyon hükümetinde de yer alıyordu. Dolayısıyla bunu belki anlayabiliriz ama 3 aylık süre içerisinde bu neyin gençleştirmesi merak ediliyor. Şimdi burada benim, tabii bu tamamen bir tahmindir. Benim öngörülerime göre burada bir zaman kazanma amaçlanmıştır. Çünkü toplumsal hareketlilik gün geçtikçe artıyor. Bir kısım verilen sözlerin yerine getirilememiş olması nedeniyle hükümet bir sıkışıklık yaşıyor. Dolayısıyla bunu bertaraf edebilmek için çiftçi hayvancı ayakta, üretici ayakta. Dolayısıyla Tarım Bakanı görevden alınıyor. Yeni bir Tarım Bakanı atanıyor. Bu ne demektir? Ey kurum kuruluşlar, birlikler, bırakınız bu yeni bakan geldi. Birazcık otursun, işe ısınsın ve ondan sonra bu sorunları ele alıp çözelim
anlamı taşıyor. Peki. Zaman kazanma. Zaman kazanma diyorsunuz. Yani. Bu yorumunuza bir virgül koyalım. Bir telefon bağlantımız vardı. Hemen bunu gerçekleştirelim. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Sayın Tufan Erhürman'la bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Efendim merhaba. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz programımıza bağlandığınız için. Öncelikle bu değişiklik partinize ve hükümetinize hayırlı olsun diyelim ama bu kısa süre içerisinde bu gençleştirme operasyonu biraz farklı yorumlara da neden olabilir. Nasıl değerlendirmek gerekir? Nasıl açıklarsınız efendim? Vallahi yani biliyorsunuz bu konularda bakanlarla ilgili olarak bir görev değişimi yaşandı. Bu bir nöbet değişimi gibidir sonuç itibariyle. Birçok bakanımız aslında uzun bir süreden beri bu görevi yürüten bakanlarımızdı. Dolayısıyla bu bakanlarla ilgili olarak daha genç bir ekibin iş başına gelmesi uygun görüldü parti yönetimi tarafından. Ve bunun 3 ay içerisinde olması diye de düşünmemek lazım. Çünkü bakanlarımızdan ikisi zaten biliyorsunuz daha önceki kabinede de görevli bakanlarımızdı. Dolayısıyla yani 3 ay değil aslında görev süreleri, çok daha uzun bir görev süreleri var. Dolayısıyla bir nöbet değişimidir bu. Genç arkadaşlarımız artık bu 3 bakanlıkta görev yapacak. Bu yüzden ayrılan bakanlarımıza gerçekten parti adına canı gönülden teşekkür ediyoruz verdikleri hizmetlerden dolayı. Ama bu tip görev değişimleri biliyorsunuz dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan şeyler. Türkiye Cumhuriyeti'nde de çok gördüğümüz şeyler. O yüzden parti yönetimi bu dönemde böyle bir değişiklik yapmayı uygun gördü. Ve genç arkadaşlarımızı göreve getirdi. Ben hepsinin de çok başarılı olacaklarına inancım tam. Hepsine buradan tekrar başarılar dilerim. Ayrılan arkadaşlarımıza da verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Evet, hayırlı olmasını diliyoruz tabii ama bu 3 aylık süre zarfı öncesinde kabine yeniden şekillenirken, hükümet değişikliği daha doğrusu koalisyon ortağı değişikliği yaşanırken kabine yeniden gündeme gelmeliydi. Eğer böyle bir şeye ihtiyaç varsa diye de düşünülebilir. Evet, özellikle Sayın Gülpınar ve Senaroğlu'nun görevleri açısından bir değişiklik olmadı 3 ay öncesi içinde konuşursak ama acaba bu 3 ay öncesinde bu gençleştirmeye ihtiyaç olup olmadığı düşünülemedi mi yoksa özellikle tarımda ve yine pek çok iç işlerini ilgilendiren konuda ki acaba gündem yoğunluğu mu ya da bundan sonra oluşacak yoğunluk mu düşünüldü? Valla aslında biliyorsunuz şu anda bütçe de meclise gelmek üzere. Dolayısıyla yeni bir dönem aslında bütçenin gelmesiyle birlikte yeni bir dönem de başlıyor. Parti yönetimi bunu da değerlendirdi ve yeni dönemde bu alanda zaten çalışan arkadaşlarımız bunlar. Yani Sayın Birikim Özgür biliyorsunuz bu meclis dönemi itibariyle zaten Maliye Bütçe Plan Komitesi Başkanlığı yapıyor. Dolayısıyla yani çok uzun bir süredir zaten aslında Maliye Bakanlığı'nın meclisteki uzantısının başında bulunan bir arkadaşımız. Sayın Asım Akansoy da çok uzun bir süreden beri biliyorsunuz meclisin özellikle temel yasalar konusundaki ATOK Komitesi'nin yani anayasa, siyasal partiler, seçim ve halk oylaması yasalarını görüşen, meclis iş tüzüğünü görüşen komitesinin başkanı. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız zaten bu meselelere yabancı arkadaşlar değil. 3 ay meselesi dediğim gibi demin söylediğim şekilde ele alınmalı. Yani 3 ay değil aslında iki bakanımız açısından. Çok daha uzun bir süre görev icra ettiler. Dolayısıyla şu anda parti yönetimi bu yeni bütçe dönemiyle birlikte aslında reformların hayata geçirilmesi için hem bütçeleme açısından hem de bu reformların takvimlenmesi açısından bu genç arkadaşlarımızla yola devam etmeyi daha uygun görüyoruz. Bununla ilgili bir karardır. Son olarak efendim sormak isterim. Özellikle Hasan Başoğlu için, Sayın Hasan Başoğlu için sağlık nedenlerinin dile getirildiğini belirtilmişti. Acaba özellikle Sayın Gülpınar ya da Senaroğlu böyle bir değişikliği bekliyor muydu? Bir kırgınlık bir hayal kırıklığı söz konusu mu? Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz? Valla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde sanırım diğer partilerde de öyledir. Bunlar görev değişimidir. Yani kırgınlık ya da hayal kırıklığı olması söz konusu olmaz. Hepimiz bu işleri, bu makamları bir görev olarak görüyoruz. Ve görev devretme zamanı geldiğinde de herkes kendi görevini son derece olgun bir biçimde devreder. Dolayısıyla bu konular görüşülmüştür ilgili arkadaşlarımızla. Yani kendileriyle görüşmeden alınan kararlar değil bunlar. Bunlar görüşülmüştür. Herhangi bir kırgınlık ya da hayal kırıklığı da söz konusu değildir. Peki hayırlı olsun yeni dönem hepiniz diyelim. Hayırlı olsun. Yeni bakanlarımızdan. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenler, kabinede bu yapılan açıklamayı, bu değişikliği, Cumhuriyetçi Türk Partisi kanadı kabinenin tabii ki söz ettiğimiz bu değişiklik, bu 3 yeni isim nedenleri, isimler üzerindeki tercih seçeneklerini, daha doğrusu bu tercih nedenlerini de konuşmak gerekir mi bilemiyoruz. Ama aslında bugün programımızı bu son dakikayla da bir kısmını değerlendirmiş olduk. Sizin yorumunuz da önemliydi. Siz biraz zaman kazanma ihtiyacı olabileceğine dikkat çektiniz. 3 ay önce özellikle bu değişikliği,
değişikliğin ya da gençleştirmeye ihtiyaç olup olmayacağının neden düşünülmediğini sordunuz. Biz de Sayın Erhurman'a sormuş olduk. Bir yorum daha alalım. Tabii Sayın Genel Sekreter'in açıklamalarına tabii saygı duyuyorum. En nihayet bir partinin genel sekreteridir. Elbette ki yuvarlak laflarla tabii ki bu olayı açıklamak, kamuoyuna yansıtmak durumunda. Ama bilinen bir gerçek var ki Kalyoncu Yorgancıoğlu hükümeti farklı bir hükümetti. Kalyoncu hükümeti farklı bir hükümetti. Yani kimse bu konuda bizi bir yanlışa sevk etmesin. Yorgancıoğlu hükümeti topyekün Yorgancıoğlu istifa ettiği anda hükümet düşmüştür. Yeni bir hükümet oluşumu gündeme gelmiştir. Kalyoncu 3 ay önce göreve gelen bir başbakan konumunda. Dolayısıyla ben o nedenle 3 ay önce akılları neredeydi, neden bunu düşünmediler ifadesini kullandım. Bu benim de aklıma gelen bir soruydu. Siz yani, sorduğunuz için değil, ben de için, Tufan Bey'e sormaya yani, çalıştım. Böyle değerlendirilmiş. Tabii partilerin kendi iç meselesi. Ama bizi çok da fazla ilgilendirmez ama. Bu parti içerisinde bir yönetimsel değişikliği değil aslında. Bu hükümeti ilgilendiren bir değişiklik olduğu için sadece CTP açısından bakmamak gerekir. İçişleri ve Çalışma olsun. Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı en önemli bakanlıklardan. Dolayısıyla bu değişikliklerin hükümetin performansına ve icraatlara nasıl yansıyacağı ya da muhtemel olarak nasıl bir etkisi olacağı çok önemli. Bu bağlamda da incelemekte fayda var. Peki asıl konumuza dönelim bugün. Su projesi, Astım Su Projesi'ni yıllardır konuştuk. Ben mutlaka bunu görmek istemiştim temel atma töreninde de. Arzuladığım o görüntülere kavuştuk. Büyük bir proje. Ancak ne yazık ki tabii beraberinde de fayda getirmeyen, daha doğrusu faydasız tartışmalarını da beraberinde getirdi. Zaman zaman bunu yapıyoruz. Özellikle bazı noktada bardağın boş tarafıyla daha çok ilgileniyoruz. Su projesinde de öyle oldu gibi görünüyor. Ama her şeyle böylesi devasa bir projeyi hayata geçirmiş olmak bence onur verici herkes adına. Artıları eksileri her şeyini belki bugün masaya yatırabiliriz. Siz de su projesiyle ilgilenen ve aynı zamanda bakanlığınız süresi boyunca da ilgili bakan olarak da açıklamalarınızda, takibinizde önemli noktalarında bulunmuş, önemli kademelerinde bulunmuş, aşamalarında bulunmuş bir isim olarak da size de sormak istedik, bu konu üstüne de tartışmak istedik. Şimdi suyun yönetimi, daha doğrusu işletilmesiyle ilgili tartışmalar gündemde. Uzun süredir gündemdeydi ama tören heyecanıyla belki biraz askıya alınmaya çalışıldı. Fark ettiyseniz yapılan açıklamalarla suyun işletilmesiyle ilgili bir gündemin masaya gelmediği belirtildi Cuma günü. Ama bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Yatırıma ihtiyaç var. Devlet eliyle nasıl yapılacak? Belediyeler Birliği'nin projesi ne kadar süre içerisinde hayata geçip bu altyapı yatırımına karşılayabilir? Özelleştirme ülkede tepki çeken aslında icraatlardan biri. Özelleştirme deyince pek çok kesimi ayağa kaldıran konulardan biri. Peki bu iş nasıl olacak? Kamu özel birlikte bu işi götürebilir mi? Bu işin formülü ne olmalı? Sizi bugüne kadar su projesiyle ilgili görevinizden sonra rahatsız eden konular nelerdi? Bunları konuşalım. Elbette ki bu tartışmalar beni son derece rahatsız ediyor. Yani kim yönetecek, kim işletecek, bu su nasıl dağıtılacak, nasıl ulaştırılacak? Bunlar işin farklı boyutlarıdır. Önemli olan bu projenin hayata geçirilmiş olmasıdır. Bakınız, böylesine bir proje dünyada bir tane daha örneği olmayan devasa bir proje ve projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. Susuzluğun ne demek olduğunu yıllarca bu halk tuzlu su kullanarak, kalitesiz suyla, deniz suyuyla neredeyse yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Şimdi insanlarımız bundan kurtuluyor. İkinci önemli boyutu, tuzlu su kullanma nedeniyle ev hanımlarının evlerinde çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buna benzer aletleri sürekli arıza yapıyor. Bundan kurtulmuş olacağız. Bu da ailelere ekonomik yönden ciddi bir katkı. Bir üçüncü konu, bu suyun önemli bir kısmı üretimde kullanılacak. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türk üreticisi artık kaliteli bir suyla daha kaliteli ürün elde ederek rekabet edebilirlik şansını
daha da artıracak ve ekonomik yönden güçlü, daha güçlü bir konuma gelecek. Evet. Bütün bunlar dururken, bütün bunlar gündemdeyken ansızın bir kim işletecek, kim yönetecek meselesi gündeme geldi. Bu çok çirkin bir şey aslında. Hele projenin hayata geçirileceği bu günlerde bu tartışmaların açılması ve kamuoyunu bu tip boş şeylerle meşgul etmek veya kafa bulandırmak gerçekten projeye gölge düşüren önemli unsurlardan bir tanesi. Ben bunu gördükçe üzülüyorum. Burada paylaşılamayacak ne var ki? Yani bu projenin, Türkiye'nin bu kadar yatırım yapan bir ülke, 1 milyar 650 milyon Türk liralık yatırımla bu projeyi Türkiye gerçekleştiriyor ve biz burada kim yönetsin kavgası veriyoruz. Türkiye'nin hiçbir şekilde ne Kuzey Kıbrıs'ta bir karış toprağa ihtiyacı vardır, ne de Kuzey Kıbrıs'ın bir kuruşuna ihtiyacı vardır. Tam aksine yıllardır bu ülkenin ekonomik yönden gelişmesi için yatırım projelerini finanse eden Türkiye, hayal bile edemeyeceğimiz bir projeyi gerçekleştiriyor. Bunun mutluluğunu yaşayacağımıza, bayram yapacağımıza kendi aramızda biz neleri tartışıyoruz? Bakınız, bu bir hayaldi. Şimdi hayaller gerçek oldu. Gerçekten. Ben yani bu proje başladığı günlerde yapılan tartışmaları çok iyi hatırlarım. Olurdu, olmazdı, başarılırdı, başarılamazdı. İşte gelecekti, gelmeyecekti meselesinde çok tartışmalar olmuştu. Ben hep çıkıp televizyon programlarında söylemiştim. Bu su, madem ki Türkiye kararlılığını ortaya koydu, bu su bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek. Öyle veya böyle gelecek. İşte proje gerçekleşti. Şimdi bunun keyfini çıkarmak lazım. Bir de tabii çok abes bir tartışma bence yönetim meselesi. Çünkü suyu kimin yöneteceği, su yönetiminin kimin uhdesinde olduğu yasalarca belirtilmiş zaten. Bu da su işlerinden sorumlu bakanlığa veriyor yetkiyi. Su yönetimi tamamen su işlerinden sorumlu bakanlık altındadır. Dolayısıyla bunu ben yöneteceğim veya filan yönetecek veya işte Türkiye bu işe karışmasın anlamında ifadelerle farklılaştırmanın hiçbir anlamı yoktur. Yönetme değil yönetmek, ama işletme daha doğrusu bakınız, şimdi tartışılan konu yönetmek aslında. Yönetmek başkadır, işletmek başkadır. Evet. Yöneten kuralları koyar, işleten de kurallara uygun çalışmaları yürütür. Bu kadar açık. Ha işletme konusunda bir sıkıntı varsa oturulur, tartışılır, konuşulur ve bir ortak çıkış yolu bulunur. Kim işletsin? Kim işletebilir daha doğrusu? Çünkü proje öyle basit bir proje değil. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu konuda kendini geliştirmiş, uzmanlaşmış insanlarımız elbette ki var. Ama bu bir deneyim meselesidir. Bu insanların da bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Kaldı ki Türkiye burada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet su işlerinin bir şubesini açmıştır. Sırf bu projenin aksamadan, herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden yürümesini sağlayabilme adına böyle bir girişimde bulunmuştur. Bu Türkiye'den gelen bu tip uzman arkadaşlar zaman içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu konuda görev alacak olanları eğitecek, bilgilendirecek, bu arkadaşlarımızın tecrübe edinmeleri sağlanacak. Ondan sonra alın size istediğiniz gibi yönetin denilebilecek o zaman. Ama şu anda Türkiye'nin özellikle devlet su işleri uhdesindeki uzmanlarına bizim şu anda ihtiyacımız var. Yani bunu
açık yüreklilikle ortaya koymak teknik lazım. Teknik olarak. Teknik olarak. Türkiye'nin zaten öyle bir iddiası yok. Aman bunu ben yöneteceğim, işte buraları istimlak edeceğim veya işte şu mülkü ben talep ediyorum, böyle bir iddiası yok Türkiye'nin. Türkiye sadece bu projede şunu düşünmüştür. Kıbrıs Türk halkı uzun yıllardır susuzluk yaşıyor. Bu susuzluğa bir çare bulmak durumundayız. Aynı zamanda gittikçe üretimden kopan bir kitle haline geliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı. Bunları üretime yeniden adapte edelim düşüncesiyle bu proje hayata geçirilmiştir. Yani tamamen Kuzey Kıbrıs ekonomisinin gelişmesi, insanların refah düzeyinin artırılmasını öngören bir proje aynı zamanda. Böylesine güzel bir hedefi olan bir proje. Biz bu tarafta farklı şeyler tartışıyoruz. Bu beni açıkçası üzüyor. Ha, bu konuda belediyelerin rolü ne olmalı? Evet, belediyeler tabii ki bu işlerin içerisinde yer almalı. Ama topyekün aslından zesine biz bunu işleterek suyu biz dağıtacağız iddiasıyla ortaya çıkılıyorsa bu çok büyük yatırım isteyen bir unsurdur, olaydır. Dolayısıyla o kaynağı şu anda belediyelerin ortaya koyabilme ihtimali de bu mevcut mali yapılarına göre mümkün değildir. Şimdi burada parantez açalım. Belediyeler Birliği Başkanı'yla bir program yaptık. Oturduğumuz evet. yerde bu soruları yanıtladı. Şimdi biz dedik yapılan açıklamalara göre 600 milyon liralık bir ek yatırıma ihtiyaç 600, var. 600-650 milyon. 600-650 milyon. Şimdi elindeki projeyi bir Sayın Beyni gösterdi bizlere ve dedi ki bunu bilim adamlarının yaptığı, daha doğrusu bu işin uzmanlarının yaptığı bu proje ortada. Bu proje der ki bize 600 değil 295 bilemediniz 300 milyonluk bir ek yatırıma ihtiyaç var. Biz de öyle bir proje hazırladık ve hazırlattık ki bu projede şunu şunu iddia eder diyor. İddiamızın da iddialarına bu olduğunu söylüyor. Biz bu projede İlk 3 yıl içerisinde, daha doğrusu şöyle bir başlayalım. Şu an itibariyle suda %40'lık bir kayıp oranı var. Evet. Bu kayıp oranını ortadan, kayıp kaçak oranını ortadan kaldırdığımızda %15'lere bile çektiğimizde buradan elde edeceğimiz gelir bize 3 yıl içerisinde öncelikle suyun dağıtımı ile ilgili ek hatların yapılmasına, geriye kalan 7 yıllık süre zarfı içerisinde de arıtma tesisi, dönüştürme atık su arıtma tesislerinde içinde olduğu bu bütün projeyi toplamda 10 yılda suya ek bir ücret yansıtmadan bize bunu yapabilir. Ne belediyeler bundan rahatsızlık duyar, belediyenin yapısı bir rahatsızlık duyar, ne bir ek kaynağa ihtiyaç duyar, ne de vatandaşın cebinden ekstradan 1 lira çıkar. Şimdi iddia bu Belediyeler Birliği'nin projesi bu. Şimdi bunları ifade ediyorlar, bunları öngörüyorlar. Peki bu öngörü gerçekleştirilebilir bir öngörü mü, ne dersin? Asla ve asla. Bu düşünceler hayata geçirilemez. Neden? Bugün bu mevcut yapı içerisinde bakınız. Belediyelerin sanırım toplam yıllık su ile ilgili tahsilatı 200 milyon. 30 36 milyon civarında bir rakamdır. 28 belediyenin toplam su paraları, evet. Öyle o civarda bir rakamdır sanırım. Yanılmıyorsam. Eğer durum böyleyse siz 36 milyon toplamda bir gelir elde ediyorsunuz ve bununla 300 milyonluk bir yatırıma gireceksiniz. Kaldı ki sizin bu 36 milyon Türk liralık tahsilatın içerisinde yapmış olduğunuz işte yeni su hatları oluşması, bakım onarımı, çalışan personelin ek mesaisi, ücretleri vesaire vesaire hesapladığınızda siz 36 milyonun ne kadarını sermaye olarak o şirkete aktarabileceksiniz? Bunun hesabını iyi yapmak lazım. Yani proje yapan güzel, proje yapılır, bir günlük iş. Çağırın uzmanları, yapın bana böyle bir proje, yapılır. Önemli olan kaynağın mantıklı bir şekilde nereden sağlanacağı meselesine cevap bulmaktır.
Aksi halde sizin projeniz havada kalır. Burada yani belediyelerin mali yapılarına baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti yardımları olmasa inanınız birçok belediyemiz bugün yatırım yapma, en küçük bir yatırımı yapma şansına bile sahip değildir. Birçok belediyemiz. Evet. Bugün belki borcu olmayan, belki kendi öz kaynaklarıyla hayatını idame ettirebilecek. Birkaç belediyemiz var. 2-3 belediyeyi geçmez. Evet. 28 belediyenin içerisinde. Böyle bir yapıda siz 600, 300, 400 milyonluk projelerden bahsediyorsunuz. Kaldı ki bir de farklı bir anlayış var. Siyasetten gelen kişiler olması nedeniyle belediye başkanlarının bir imzayla su paralarının bağışlandığını biz biliyoruz. Evet. Dolayısıyla burada verilecek olan suyun damlasına kadar bunun ücretinin alınması konusunda da şüpheler ve endişeler var. Bunu da giderecek bir açıklama yaptı Benli. Neymiş o? Dolayısıyla elde edilecek gelirlerin toplam olarak bir havuzda toplanacağı. Yani kimsenin kurulacak olan sistemle kimsenin böyle bir şeye kalkışmasının önüne geçme anlamında böyle bir çözüm yollarında olduğunu belirtti. Bunu kendi aralarında iyi tartıştıklarını zannetmiyorum. Belediyeler bunu kesinlikle kabul etmez. Yani belediyelerin üzerinde bir oluşum, belediye başkanları etkisiz ve yetkisiz. O zaman bırakın devlete. Ne gereği var şey kurasınız? Herhangi bir işletme, şirket. Bırakın o zaman. Farklı birileri yapsın. Ve Sayın Ahmet Beğenli şunu da söylüyor. Az önce siz 38 milyon dediniz ama yaklaşık 200 milyon lira gibi bir mali döngüsü var suyun. Bu kaynak yurt dışına çıkmamalı. Suya da bu parayı vermeyelim. Bu para içeride kalmalı. Ülkenin parasıdır dedi. 200 milyon liralık yıllık bir mali döngüden bahsetti. Şimdi niyet daha da çıkıyor ortaya. Eğer ifade buysa. Nedir? Evet, ifade niyet buysa. Yani Türkiye'ye bu paranın gidişinden endişe mi duyuyor şey? Bu paranın ülkede kalması daha mantıklı değil mi? Yani ülkede kalmayacak mı? Su parası elinizde. Eğer yabancı bir peki, işletme alırsa. Su aslında kimin? Su kimin? Su Türkiye'nin. Yani biz neyi tartışıyoruz? Suya para ödenecek. Ödenecek ama bu para kime ödenecek? Türkiye hükümetine, devletine mi? Yoksa farklı birilerine mi? İşletecek olan firmaya. Peki o zaman kuralları siz koyacağınıza göre bu halka da daha düşük rakamlarla su ihtiyacını giderecek olanak yaratmak çok daha mantıklı olmaz mı? Bunu yani halkın daha ucuza su tüketebilmesi açısından yani aile bütçelerinin daha da suya ödediği miktarları tasarruf yapabileceği, aşırı miktarları tasarruf yapabileceği bir ortam yaratsanız daha iyi olmaz mı? Madem ki siyaset insan odaklıdır, insan odaklı bir siyaset öngörülüyor, o zaman insan yaşamını kolaylaştırmayı ve onu geliştirmeyi öncelikli olarak ele almak lazım. Bırakınız kimin yöneteceğini, kimin idare edeceğini, kimin işleteceğini, buna odaklanması lazım aslında belediyelerin. Dolayısıyla burada bu argümanlar bence çok iyice incelenmiş ve ortaya atılmış argümanlar değil. İşin zorluğu işin içine girildikten sonra daha iyi anlaşılır. Peki size göre çözüm yani, yolu ne? Yani çözüm yolu şudur. Kamu ve özel iştirakın birlikte çözüm ortaklığıyla gerçekleşebilir mi? Kurallar işte açıktır. Devlet suyla ilgili otoritedir. İlgili bakan yetkilidir. İki devlet arasında yapılacak anlaşmaya göre fiyat belirlenir. Kurallar belirlenir. Bu işi bir işletme üstlenir. Belediye sınırlarına kadar olan sorumluluğu özel bir işletme üstlenir.
depolardan itibaren kent içinde, köy içinde suyun dağılımında da belediyeler yetkili olur. Bu kadar kolay bir iş. Yani size ayağınıza kadar suyu getirecek işletme, size deponuzda teslim edecek, siz de onu üzerine ne koyacaksanız artık uygun bir fiyatla halka dağıtacaksınız. Peki bu özel işletme şüphesiz ki kar elde etmek isteyecek. Bu da suyun maliyetine yansımayacak mı? Bir başka soru. Yani vatandaş bir de şu açıdan düşünüyor. Yani benim evet daha kaliteli, daha kullanılabilir, daha iyi bir suya kavuştuğum bir gerçek. Su geldi bir şekilde ama ben şimdi cebime bu nasıl yansıyacak? Acaba daha mı fazla ödeyeceğim endişesi var. İnanın bugün ödenen su paralarından daha fazla bir parayı ödemeyi gerektirecek bir sonuç çıkmaz bu anlaşmadan. O kadar iddialı konuşurum. Çünkü belediyelere satılan suyun fiyatıyla belediyenin vatandaşa sattığı suyun fiyatı arasında bir fark var. Şimdi çok büyük farklar var şu anda. Yani devletin tahsil ettiği rakamla belediyelerin halka verdiği su arasında çok fark var. Müthiş bir fiyat farkı var. Artık belediyeler de sudan çok fazla bir kar elde etmeyi düşünmesin bu aşamada. Çünkü burada hedef dediğim gibi eğer insan yaşamını kolaylaştırmaksa, daha mutlu, daha refah bir toplum yaratmaksa bir kısım şeyleri belediyeler de göze almalı. Peki belediyeler bu bağlamda en büyük gelirlerinden, gelir kaynaklarından bir tanesi su. Şimdi bunu kaybederlerse burada bir sıkıntıya düşebilirler mi? Varlık mücadelesi söz konusu olacak. Suyla ilgili pek çok birimde çalışan kişinin çalışma durumu ortadan kalkabilir gibi endişeleri var. Mert bunları dile getiriyorlar. Bunlar belediyelerin bu endişeleri ortaya konulup çözüm arayışı içinde olunursa eminim ki çözülür. Yani bir şekilde bir başka kaynak yaratmak suretiyle belediyelerin bu açığı giderilebilir. Peki bu arada da belirtmekte fayda var. Belediyeler hali hazırda bugünkü halleriyle ayakta duramıyorlar. Sosyal sigortalara biriken borçlar, ödenemeyen maaşlar, yapılamayan yatırımlar vesaire vesaire. Hal böyle iken ayakta duramayan, varlık mücadelesi gösteremeyen, varlık mücadelesi veren belediyeler su gelirlerinden de olursa o zaman ne olur bizim halimiz sorusunu soruyorlar. Peki su gelirleri tamamen bir havuza düşeceğine göre hiçbir tahsilat olmayacak demektir belediyelerin. O zaman ne olacak? Bir havuza düşeceğine göre bu paralar ve ciddi bir yatırımda öngörülüyorsa ve bu da yıllar yılı bu yatırımın finanse edilmesi için bu kaynaklar kullanılacaksa o zaman ne olacak belediyelerin hali? %40'lık o kayıptan %15'e, o %40'lık kaybı %15'e düşürebilirsek geriye kalan %25 bize her şey için yeter deniliyor. Yok. Hesap doğru bir hesap değil. Birazcık kendi pozisyonlarına göre hesap yapılmış herhalde. Ben yine de şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Belediyelerin yetki alanı evet belirlenmelidir. Yetkili olması gerekiyor kendi görev alanı içerisinde. Ancak bunu tamamen belediyelere yüklemenin ileride çok daha büyük sorunlar yaratabileceği endişesi de taşıyorum ben. Türkiye aynı endişeyi duyduğu için mi Türkiye bu noktada ısrar? Belki de öyle görüyor. Yani Türkiye bu konularda çok aman aman ısrarlı da değil. Yani geri adım atabilir mi Türkiye? Oturulup konuşulabilir. Türkiye geri adım atabilir mi? Elbette ki konuşulabilir. Türkiye Kuzey Kıbrıs yetkilileriyle her şeyi konuşur. Her şeyi konuşabilir. Ama önemli olan burada o endişeleri, Türkiye kanadının endişelerini de ortadan kaldıracak argümanları ortaya koyabilmektir. Peki BESKİ varken bu bertaraf edilip daha doğrusu devlet eliyle ya da bir şekilde bir özel iştirake verilirse suyun işletilmesi meselesi. Evet. Belediye sınırları dışında suyun dağıtımı, işletmesi, bunun bakımı, onarımı vesaire. Bu bağlamda bir yasal suç işlenmiş olur mu? Hayır. Yani özel bir işletmeye verilmiş olması
Sadece işletme hakkı veriliyor. Yasal bir suç değil. Çünkü su yönetimi öyle bir karar veriyorsa bu yasalara uygun bir karardır. Yani kimin işleteceği konusunu kararlaştıracak mekanizma sudan sorumlu bakanlıktır. Dolayısıyla orada bir sorun yok. Suyun işletmesi Türkiye'de özellikle Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemlerinden bugüne ki özele yasaklandığı belirtiliyor. Besyen'in yaptığı açıklamada Sayın Benli'nin ifadeleriyle de böyle. Türkiye'de suyun yönetimi özelleştirilmiyor, belediyelerdedir diyor. Hal böyle iken Türkiye burada böyle bir uygulamaya nasıl bakar, suyun, bir değerlendirmesi. Suyun yönetimi zaten özelleştirilmiyor. Su yönetimi zaten devlet işletmesi de aynı şekilde. Belediyenin kontrolünde taşerona verilebilir deniliyor. Evet. Biz de bunu yapabiliriz diyorlar. O da bir formül. Yani bunu biz de yapabiliriz. Tabii diyorlar. Yani bakınız konuştukça farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Peki siz BESKİ'nin projesini iyice inceleyebildiniz mi? Çünkü yani çok ben, iddialı BESKİ. Bence çok. Yani ben bunu savunduğum için sormuyorum. Yani ben, bu sorular bu şu da var. İletişimsizliği şimdi, görüyoruz. Yani yetkililerle uzmanlar arasında bir iletişimsizliğin olduğunu görüyoruz. Ben maliyeciyim. Beni kimse ikna edemez. 650 milyon Türk liralık yatırım gerektiren bir olayda yıllık 30-40 milyon gelirle bu işin üstesinden geleceğini kimse bana iddia etmesin. Mali kurallar bunu kabul etmez. İşletmecilikte bu kurallar bu şekilde işleyemez. Başaramazsınız. Üstesinden gelemezsiniz. Matematik mi bugün yetmiyor bunda, yoksa matematik, yani yönetim gücü mü? Şimdi yönetim durumu, zafiyeti. Hayır mi? Zaten bir kere bir işletme oluşturduğunuz zaman onun bir sermayesi olması gerekiyor. Sıfır sermayeyle siz neyi başarabileceksiniz ki? Sıfır sermaye. Şu anda var mı bir sermayesi bu BESKİ'nin? Varsa açıklansın. Şu en büyük sermaye %40'lık kayıp. Hayır. Yani o sermaye BESKİ'ye değil. Göre. O sermaye değil. O aslında ayıbıdır bu ülkenin. O kayıp dediğiniz bu ülkenin ayıbıdır. Zamanında tedbir alınamamış, müdahale edilmemiş ve bu kayıplar gün geçtikçe artmış. Ondan sonra %40'lık rakam çok yüksek bir rakamdır. Güneyde bu yani %15'lerdeymiş. Bu kadar kayıp hele son dönemlerde Kuzey Kıbrıs'ta söz konusu değildir. Çünkü su hatları yıllardır değiştiriliyor, yenileniyor ki bu süreç bildiğim kadarıyla da tamamlanmıştır. Peki sizce bu oran %40 değil mi? Yani değil tabii. Daha mı düşük? Belki 15-20'lerde olabilir. Belki. Geçmişte ben hatırlarım. Her gün belki belediyelerin su birimleri bir tarafı kazarak tamirat asbestli boruların değiştirildiği, hala değiştirmekte yani, olduğunu biliyoruz. Tamirat yapıyoruz. Şimdi Allah'a şükür o konumdan yavaş yavaş çıkıldı. Çıkıldığına göre demek ki bu konuda bir gelişme var. Yani her gün eğer tamirat söz konusu değilse, iyileştirme yapılmışsa, borular değiştirilmiş, yenilenmişse bu sorun ortadan. Peki suyun işletilmesi yerli bir özel şirket aracılığıyla yapılabilir mi? Olabilir, her şey olabilir. Her şey olabilir. Ama burada bu ama işin, belediyeler olamaz. Bu işin belediyeler de olabilir. Yani benim burada endişe duyduğum konu şu. Sermayesi olan bir işletme olması lazım. Eğer sizin sermayeniz yoksa, sıfırdan başlayacaksanız, siz bu ihtiyaç duyulan yatırım miktarını nereden temin edeceksiniz? Nasıl temin edeceksiniz? Çok önemli bir olaydır bu. Yani belediyeler bunu çok iyi düşünmesi lazım. Çok iyi etüt etmesi lazım. Bu işin üstesinden eğer gelinemez ve bu bir fiyaskoyla sonuçlanırsa alın size ikinci bir Kıbrıs Türk Hava Yolları faciası. Yazık değil mi bu ülke? Deneme tahtası mı bu ülke? Yani olmuyorsa bazı şeyler, olmuyor. Doğru olan neyse onu yapmak gerekiyor. Peki böyle bir durum olsa, bu sermaye meselesi ve daha belki bir kredi başvurusu ya da bir kredi
bir şekilde. Türkiye'den de alınacak bir kredi olabilir, bir yatırım olabilir, her şey olabilir. Matematiğin ve aklın işlediği bir formül ortaya çıksa, siz amcaoğlu olarak, Ali Çetin amcaoğlu olarak neyi tercih ederdiniz? Özelin mi yoksa belediyelerin mi bunu üretmesini tercih ederdiniz? Siz Türkiye'nin içinde olacağı bir organizasyonu kabul etmiyorsunuz. Aslında Türkiye'nin de değil. Türkiye'den bir özel iştirak. Türkiye'nin de değil. Bunu kabul etmiyorsunuz. Buna rağmen bu işi yürütmek için kaynak talep edeceksiniz. Bu akla mantıklı. Türkiye buna hayır der mi? Herhalde bilemiyorum ama onlar adına bir şey söylemeyeyim ama Türkiye yeteri kadar bu ülkeye zaten katkı yapıyor. Peki hızlıca geçelim. Çok az bir süremiz kaldı. Evet. Bu bağlamda bu kısır tartışmaları bir şekilde aşmak durumundayız. Çünkü su geldi. Dağıtımının başlandığı söylendi Lefkoşa'ya. Belki çok daha etkilerini daha yakın hissetmeye başlayacağız. Güzel bir gelişme. Her şeyle beraber bütün tartışmalara, bütün gereksiz yapıcı olmayan tartışmaları da bir kenara bırakarak konuşalım. Kıbrıs Türk tarafının elde etmeye başladığı bu güç suyla beraber güneyin çoktan korkulu rüyası olmaya başladı. Açıklamalar geliyor. Kıbrıs Türk tarımı, Kıbrıs Türk ekonomisi bundan çok fayda elde edecek. Dengeler değişebilir uyarısı yapılıyor. Bu bir. İkincisini soralım. Bu suyun güneyde verilmesi söz konusu olabilir mi? Güneyde kilisenin yaptığı açıklama Rumlara bu su zehir olabilir gibi bir ifade ama evet. Çok üzücü, biraz trajikomik bir açıklama olarak değerlendiriyorum ama başka üçüncü ülkelere satılması da gündeme gelirse burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aracı bir ülke mi olur yoksa suyu satan bir ülke mi olur, Türkiye'den satın alıp satan bir ülke konumunda mı olur, bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin durumu bir çözüm dışında tutarsak şimdi, eğer ne olur? Mert Bey, bu konuyla ilgili Türkiye ile yapılan bir anlaşma var. Bu anlaşmada diyor ki iki tarafın, yani Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin mutabık kalması halinde bir üçüncü ülkeye bu suyun aktarılması da mümkün olabilir deniyor. Bu kuralı güneyle olan bu sorunların aşılmasında, belki bir anlaşma zemini oluşmasında, zaman içerisinde bu suyun kullanılabileceği de düşünülerek, çünkü güneyin de buna ihtiyacı var. Evet. Bu düşünülerek böyle bir kural da konmuştur. Ama mutabakat, yani Türkiye ile tabii, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tabii, mutabakat. Tabii. Yani iki ülkenin de olurunu almak koşuluyla bir başka ülkeye bu suyun bir miktarının aktarılması. Zaten suyun bugün itibarıyla 75 milyon metreküplük olarak belirlenen yıllık su miktarı 3 katına kadar artırılabilir bir konumdadır. Bir de şu var. Anamur'daki kaynağın sadece %10'u Kıbrıs'a veriliyor. Evet, yani evet. Dragon çayının yani sadece %10'u. Zamanında bize söylenen odur ki bu ihtiyaç hasıl oldukça 3 katına kadar artırılabilir. Bu demektir ki yılda 250 milyon metreküplük bir sunun bu ülkeye gelişi ve dağılımı demektir. Bundan tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi gerekli olumlu sonuçları elbette ki yaşaması gerekir. Yani Güney Kıbrıs'ın endişeleri, eğer Kuzey Kıbrıs'ta ekonomik gelişmeye ivme katacak bu su şeklinde düşünüyorlarsa, ki öyle değerlendiriyorlar, kendileri de bu suyu almak için bir denesinler. Sayın Erdoğan'ın mesajını hep birlikte dinledik. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu durumdaki pozisyonu, ticari pozisyonu yani, ne olur bu suda? Elbette ki bir şeyler, bir gelir elde etmesi söz konusu olur. Bir köprü vazifesi gördüğü tabii ki, için. Tabii ki. Yani her ne kadar projenin dağıtımında zaten, bir söz sahibi olmasa da. Zaten Mert Bey, Türkiye'nin bu suyu verirken bu sunun akabinde bir gelir elde edelim düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır. Suyun hattıyla beraber, barajlarla beraber içinden akan su da hibe bilir. Onu sorayım. Hibe. O da hibe. Yani sanki denize akıyormuş gibi. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne akıyor ve şu anda talep edilen bir şey yok. Evet. Bilmiyorum bu tartışmalar sonrasında nereye bağlanır konu ama biz böyle bir şeyi
zamanında tartışmadık. Evet, yani böyle bir durum yok diye. Biz bu suyu size satıyoruz yani, denilmiyor. Yani. Ama bir açılacak olan bir ihaleyle suyun işletmesi, evet, dağıtılması, evet, bakımı, evet, bu hattın, evet, bakımı, detayları, evet, vesaire vesaire. Peki bundan sonra şu anda işletmeyi de yerli kaynaklarımızla yaptığımızı düşünelim. Bugünkü haliyle bir maliyeti olacak bunu belediyeler ya da bir özel işletme yapsa da. Suyun, evet, pompalanması, arıtma tesisi, elbette, bakımı, elektriği vesaire vesaire bir maliyeti olacak. Bugünden itibaren suyu kullanmaya başladığımızı düşünelim. Evlerinde, her yerde kullandığımızı, evet, düşünelim. Sizce ne kadarlık bir maliyeti yansıyış olur bugünkü haliyle suyu? Büyük bir artış yani, olur mu? Yani çok büyük bir artış geleceğini tahmin etmiyorum. Yani bizim o dönemlerde görevdeyken yapmış olduğumuz hesaplamalarda çok küçük oynamalarla bu işi çözebileceğimiz gerçeği çıkmıştı ortaya. Ama bugün itibarıyla bilmiyorum, dövizin alıp başını gittiği bu günlerde belki biraz daha farklılık arz edebilir. Ama şu kesin ki fiyatlar, ne barajın ne de baraja geldiği kadar ki altyapıyla ilgili bir maliyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ödemeyecek. Hayır, hayır. Yani hiçbir şekilde ödemeyecek. Yani bırakınız onu. Onu bırakınız. Bizim sorumluluğumuzda olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluğunda olan bu içme suyu dağıtım hatları var ya, ta Karpaz'a kadar, evet, 500 kilometreye yakın, 481 kilometrelik bir su ağı. Bütün bunlar da Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmıştır. Peki bu altyapı yatırımı da nedir? 350 milyonluk bir yatırımdı. Ve bunu çok iyi, çok net, çok açık söyleyebilirim ki bunu biz kendi bütçemizden harcamak durumundaydık. Bütçemizde böyle bir kaynak ayıramayacağımız düşüncesiyle Türkiye hükümetiyle kurduğumuz bakanlıklar düzeyindeki temas sonucu, Sayın Erdoğan'ın da talimatıyla bu konunun çözümünü de Türkiye kanadı üstlenmiştir. Peki biz hangi 600 milyonluk yatırımdan bahsediyoruz şu anda ihtiyaç duyulan? Bu sadece hatların oluşumuyla, peki, ilgilidir. Yani borularla beraber yani, içinden, evet, suyun akacak, evet, şekilde sistemin, evet, temin edilmesi. Evet. 350 milyonluk 481 kilometrelik su ağı. Evet, evet. Bunda Türkiye hibe etti. Tabii tabii. Evet. Tabii. Peki geriye ne kaldı? Arıtma tesisleri mi? Şimdi bu işletme giderleri önemli giderlerdir. Hı hı. Yani bunlar azımsanacak. Vatandaş şunu sorabilir. Yahu Türkiye toprağı açtı, içine boruyu döşedi, üstünü kapattı. İçinden de su akıyor. Neyi işleteceksiniz şimdi, diye sorabilir vatandaş. Tabii depolar yapılması gerekiyor. Pompa istasyonları. Tabii pompa istasyonları elektrik olacak. Elektrik biliyorsunuz bayağı pahalı. Maliyeti yüksek. Dolayısıyla bunlar suyun maliyetini etkileyecek unsurlar. Yani şu anda sadece pompalama istasyonuyla ilgili, Geçitköy barajıyla ilgili ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi yaklaşık 30 kilowatt mı derler? Bir ünite elektrik, bir ünite ihtiyaç duyacak kadar bir elektrik ihtiyacı vardı. Günde, sanırım ya 15 ya 30 o civarda 30, bir ihtiyaç 30, var. 30 civarında bir ihtiyaç olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunlar önemli unsurlar. Tabii ama yatırım ticarette, için yani ne gerekecek? Bu 600 milyonluk olmazsa olmaz yatırım, yani kimilerine göre 300, size göre 600 ya da 650. Yani suyun her şeyi tamamlanmış. Ama ana hatlardır. Kime ne için işletilecek? Evet. Ana hatlardan. Ara hatlar. Ara hatlar en az belki bu bir o kadar yapılan tutar, şeyler kadar tutacak. Tutar diyorsunuz. Yani o kadar tutacak gibi görünüyor. Çünkü ayrı depo yapmanız gerekiyor. Suyu depolamanız lazım. Sizin eğer hele hele yoğun bir nüfusa sahipseniz, sizi öyle 5000, 10000 tonluk depolar zor şey yapar. 500 tonluk veya 1000 tonluk depolar sizi idare edemez. Peki şebeke basıncı içinde pompa istasyonlara ihtiyaç duyulacak, evet, ara ara bölgelerde. Evet. Yani kendi tazyikiyle beraber. Evet. Bu da önemli bir konu. Şu çok konuşulur, sizin döneminizde de çok konuşuluyordu. Su aslında bu proje üçüncü ülkelere satılma amaçlı yapıldı ya da, hayır, yapıldığı iddia edildi. Hatta
Sürekli olarak İsrail aslında bu suyu buraya getirmek için tıpkı GAP'ta olduğu gibi bu projenin de aslında asıl nedeni İsrail'dir iddiaları konuşuldu. Yazıldı, çizildi, söylendi. Bunlar belki dedikoduydu, belki de projeye yönelik haberlerdi, baltalama amaçlı, bilemiyoruz. Bunlar ama sizin döneminizde de konuşuldu. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı? Vallahi ben 2 yıldan fazla sudan sorumlu bakanlık görevini yürüttüm. Bu projenin de en önemli aşamasında bakanlık görevindeydim. İnanınız hiçbir gün bu konu ne konuşuldu, ne tartışıldı, ne de böyle bir intiba edindim. Yani bu tamamen yani gündemde mi yoksa yani, hayır hayır yani resmi görüşmeler en azından konuşmalar arasında bazen bu gibi şeyler yerleştirilir ve bir mesaj olarak verilebilir. Hiç böyle bir şeye rastlamadım. Yani siz bugüne kadar çok böyle bir şey duymadınız mı? Hayır. Yani resmiyetin dışında söylüyorum. Yetkili kişilerden yetkililerden bir şey duymadınız. Kesinlikle çıkmamış. Mesaj olarak da geliyor. Bu tamamen propaganda amaçlı ortaya atılan bir ifadedir herhalde. Yani işte Türkiye Kıbrıs Türk halkı için değil de kendi çıkarını düşünerek başka ülkelere bunu satsın diye Kıbrıs'ı kullanıyor mesajını vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin buna ihtiyacı mı var? Buna ihtiyacı mı var Türkiye'nin? Allah aşkına. Yani bunu çıkaranlar otursun bir kere daha düşünsün bakalım. Peki süremizi doldurduk sayın yönetmenime şöyle bir bakayım. Bir soru daha vaktimiz var mı? 5 dakikamız daha varmış. Bence biraz Ulusal Birlik Partisi'ni evet. Konuşmakta fayda var. Konuşalım. Evet, siyasetin yoğun dönemlerinden biri daha karşımızda. Evet. Bütçe görüşülecek. Yeni yasama yılı başladı. Geçmeyi bekleyen onlarca yasa var ama Ulusal Birlik Partisi'nde de adeta deyim yerindeyse bir genel seçim havasında genel başkanlık yarışı var. 7 aday var. Hepsi de birbirinden iddialı. Ancak biri var ki mevcut genel başkan adeta geriye kalan 6 adayı da karşısına almış vaziyette. Diğerleri ikinci turda sanki ikinci bir isme genel başkanın yanında ikinci bir ismin arkasında ittifak gibi de bir pozisyon belirleme noktasındalar. Bu durum Ulusal Birlik Partisi'ne ne katar ne götürür? Şu anki durumunu Ulusal Birlik Partisi'nin nasıl görüyorsunuz? Eğer bugünkü koşullar devam ederse 7 adaylı bir kurultay gerçekleştirilirse günün sonunda bu kurultayın kazananı olmayacak. Kazanan da kaybeden, kaybeden de kaybeden olacak. Ve olan gene Ulusal Birlik Partililere, Ulusal Birlik Partisi'ne olacak. Biz bu sürecin kazasız belasız atlatılmasını arzu ediyorduk bir partili olarak. Yani aklı selim davranılarak belki bir uzlaşmayla tek bir isim üzerinde mutabık kalınarak önümüzdeki genel seçimlere partiyi hazırlayacak bir ekibin oluşmasını arzu ediyorduk. Uzlaşı kültürü eksikliği mi söz konusu? İki kurultaydır bu yaşanıyor. Yani. Zaten Ulusal Birlik Partisi içerisinde çok açık yüreklilikle söyleyeyim ki disiplin mekanizması çalıştırılmadığı için herkes aklının estiğini yapabilecek yetkiye sahip olarak kendini görüyor. Böyle bir anlayış var. Dolayısıyla bu da işleri oldukça çıkmaza sokuyor. Bakınız, Ulusal Birlik Partisi bir kurultay yaptı. Tüzük kurultayı. Bu partinin de ta kuruluşundan bugüne kadar kurultayları hep sancılı olmuştur. Hep partiye bölünmüştür. Ya birileri partiden ayrılmak zorunda kalmıştır. Çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Dolayısıyla bunu çözecek bir anlayışın, bir kuralın bu tüzük değişikliğinde konması lazımdı. Şöyle ki, şimdi 7 aday var. Eğer bu kurultay 2 veya 3 adaylı olsaydı başkaydı. 7 adaylı bir kurultay olması farklı bir noktaya getiriyor durumu. Siz eğer tüzüğe bir madde koyar ve demiş olsaydınız, oy kullanma hakkına sahip olan üyelerin %25'inin imzasını getirmeyen
genel başkanlığa aday olamaz. Bir cümle. İşi bitirirdiniz orada. İşte sorunların ne olduğunun tespiti ve çözümüne yönelik girişimlerde maalesef biz çok geri düştük. Ulusal Birlik Partisi'nin Kıbrıs sorunuyla da bağlamak için soruyorum. Daha geniş yer fazla olsun diye. Aslında gereken mesajı da verdiniz bence. Önemli bir mesaj verdiniz. Ulusal Birlik Partisi'nin aslında bu hükümet içerisine alınmasıyla, tırnak içinde söyleyeyim, daha doğrusu kabul edilmesiyle, Ulusal Birlik Partisi'nin Kıbrıs sorununa ilişkin olarak muhalefetinin de önüne geçilmek istendiği iddia ediliyor ya da konuşuluyor. Sizce hem kurultay çekişmesi bir yana, diğer yandan da hükümetin içerisinde olan bir aslında ana akım partisi, geniş tabanlı bir partide, partinin daha doğrusu hükümetin ortaklarından birinin de durumu şüphesiz ki muhalefetteki kadar özgür ya da daha etkin olamayacaktır. Bu bağlamda sizce bu iddiaların bir doğruluk, daha doğrusu sizin gördüğünüz kadarıyla bir geçerlik payı var mı? Ne dersiniz? Şimdi tabii bunu yorumlamak için gelişmeleri de değerlendirmek lazım. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin bu aşamada hükümete girmesinin doğru olmadığına inananlardan birisiydim. Ama partimizin yetkili kurulları bu kararı vermiş. Bu doğrultuda bir hükümet oluşturulmuş. Buna da tabii ki itirazımız olamaz. Çünkü en yetkili kurullarımız bu konuda karar ürettiğine göre bizim de onu kabullenmek gibi bir görevimiz var. Ancak Sayın Talat'ın seçildiği gün, genel başkan seçildiği gün kullandığı bir ifade vardı. Ulusal Birlik Partisi zihniyetini ben yok etmek için aday oldum şeklinde bir açıklaması vardı. Bu açıklamaya baktığımız zaman bazı soru işaretleri benim de kafamda daha fazla oluşmaya başladı. Yani Ulusal Birlik Partisi'ni zihniyetini yok etmeye çalışan birisiyle ortaklık nasıl kurulur? Bu ortaklığa Ulusal Birlik Partisi'ni de alarak acaba siyasette Ulusal Birlik Partisi'ni de zayıflatma taktiği mi uygulanıyor? Bundan şüpheliyim. Çok da iyi niyetli olduğundan emin değilim. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Bu soruya cevap bulunursa sizin sorunuzun da yanıtı verilmiş olur. Peki, çok teşekkür ederim. Biraz sıcak gelişmelere de bağlantılara da yer verdiğimiz ama herhalde süre olarak da hakkını verdiğimiz bir program oldu. Evet. Yani süreden de çalmadık aslında. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Önemliydi değerlendirmeleriniz. Biraz da aslında dışarıdan gözlemek biraz daha farklı oluyor. Zaman zaman içerideyken, aktif bir oyuncuyken, daha doğrusu siyasetin içinde görev verilmiş birisi olarak çok daha farklı değerlendirebiliyorsunuz. Evet, siyasilerde genelde bunu gözlüyoruz. Biz programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir başka programda yine görüşürüz inşallah. Değerli izleyenler, eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlarından Sayın Ali Çetin Amcaoğlu'yla aslında hem su projesini hem de pek çok konuyu konuşma fırsatı bulduk. Sizler de şahit olduğunuz, izleyebildiğiniz kadarıyla. Yeni 3 bakanımız oldu. 3 bakanlıkta değişiklik yaşandı. Programımıza girdiğimiz saatlerde bu açıklamalar elimize ulaşmıştı. Bu değişiklik elimize ulaşmıştı. Canlı bağlantılarla da aktarmış olduk. Bir kez daha kabine değişikliğini anons edelim sizlere. Maliye Bakanlığı'na Birikim Özgür, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na daha doğrusu düzeltiyorum, Asım Akansoy, Tarım Bakanlığı'na da Erkut Şahali atandı. CTP'li bu 3 isme bundan sonraki yeni görevlerinde başarılar dileyelim. Bir haberimiz daha var. Satır aralarında kalmış olabilir ama uzun süredir bugün verilecek olan kararı şahsen bekliyordum. Neydi bu? Türkiye'de 1 Kasım milletvekili genel seçimleri var değerli izleyenler. Bu bağlamda 25 Ekim pazar günü Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte, Avrupa ile beraber Türkiye'nin de içinde bulunduğu saat diliminin kış saati uygulamasına geçiş saatinde Türkiye'de bir aslında 2 haftalık seçim rötarı yaşanıyor.
yaşanacağı açıklandı. Dolayısıyla 25 Ekim yerine Türkiye 8 Kasım'da kış saati uygulamasına geçecek. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yapacak? Bu merak konusuydu. Türkiye ile alınan karara paralel bir karar mı üretecek Bakanlar Kurulu, yoksa Avrupa Birliği ülkeleriyle beraber mi kış saatine geçecek? Evet, bugün çıkan kararla belli oldu. Bakanlar Kurulu kış saati uygulamasına Türkiye ile beraber değil, Avrupa ülkeleriyle beraber geçilmesi kararını üretti. Bu ne demek oluyor? Bu Türkiye ile 25 Ekim saat 04'ten sonra 2 hafta boyunca 1 saatlik zaman farkı, saat farkı yaşayacağımız anlamına geliyor. Bir kez daha söyleyelim. 25 Ekim'den 8 Kasım'a kadar Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2 hafta boyunca 1 saatlik fark yaşanacak. Bunu da belirtelim. Bu süre zarfı içerisinde bir handikap yaşanmaması ile ilgili de açıklamalar gelecektir muhakkak ki. Özellikle Sivil Havacılık Kurumu Dairesi yetkililerinden de bir açıklama, aslında resmi bir açıklama bekleniyor çünkü. En çok akıllara takılan konu, peki uçuşlar nasıl ayarlanacak, bu durumda ne olacak sorusu, bir handikap yaşanmaması adına açıklamalar tabii ki önemli. Bizden de duyurması efendim. Evet, yarın saatler yeniden 16.30'u gösterdiğinde bir başka Odak Noktası programında farklı bir konuya odaklanırken görüşmek üzere, hoşçakalın.